Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ülkemizde yeni satışa sunulan 1.0 Yaris Vision'ı çekeceğiz. Yaris ÖTV indirim öncesi fiyatından dolayı pek tercih edilmiyordu ama bu motor, bu donanımla birlikte şöyle fiyatını görebildiğiniz üzere 185 lira bir rakama satılıyor. Sıfır otomobil alıyorsunuz. B segmenti ve Fransız üretimli bir araç alıyorsunuz. Teknik detaylarını, donanımlarını vesaire buradan görebilirsiniz. Bu araç atmosferik beslemeli 1 litre motora sahip, 72 beygir güç üretiyor. Kasa hafif olduğu için çekiş problemi çok yaşayacağınızı düşünmüyorum. Tasarım olarak güzel bir otomobil Yaris. Zaten kaputta da gördüğünüz gibi 2021'de yılın otomobili seçildi. Yaris ile ilgili daha önce yaptığımız bir incelemesi videosu var. Onu açıklamada bulabilirsiniz ama bugün yine sıfırdan izleyenler için tekrardan anlatacağım. Anahtarımızdan başlayalım. Şöyle Toyota modellerinden alışık olduğumuz, tanıdığımız bir anahtarı var. Yedek anahtarı ise sustalı değil. Düz bir anahtarı var. Farlarımız mercekli ama halojen. Sinyallerimiz vesaire hepsi halojen ama mercekli bir far kullanılmış. İlerleyen zamanda LED'e çevirebilirsiniz. Bir sis farımız yok. Baz donanımı olduğu için Vision donanım. Ekonomik bir araç, uygun fiyatlı bir araç. Burada güzel detaylı dokulu bir panjur arıza bölmesi var, plaka bölmesi var. Bu detay güzel görünüyor. Burada diğer modellerden farklı olarak bu logonun altı siyah değil, gövde rengi bırakılmış. Hoş duruyor bence, siyah olmasına gerek yok. Kaputumuzda şöyle iki tane bir oyuk verilerek güzel bir hareket katılmış, kas detayı katılmış. Şöyle yana doğru döndüğümüz zaman her donanımında olduğu gibi 15 inçlik kapaklı jantlarımız var sadece jant üstüne. Continental Eco Contact altılarla gelmiş. Lastikleri güzel. Çamurluk içinde de davlumbazlarımız vesaire yarım. Yani süspansiyon kısmında davlumbaz yok ama diğer yerlerde var. Şöyle geldiğimiz zaman burada aynanın yanında böyle iki tane bir çıkıntı görüyoruz. Aerodinamik olarak etkisi var mıdır bilmiyorum ama tasarım olarak güzel görünüyor. Yanında çok bir hareketlilik yok. Bir bu ön çamurlukta bomba var. Bir de şöyle arkaya doğru baktığınız zaman bir girinti, ardından bir çıkıntı verilip çamurluğa bomba verilmiş. Daha önceki videoda da söylemiştim. Bunun GR yani GR versiyonu var. Spor versiyonu. O çok kaslı duruyor. Bunda da o kaslılığın bir kısmı mevcut. Şöyle baktığınız zaman hafif bir kaslılığı var. Şöyle arkaya doğru geçtiğimiz zaman kapaklı jantlarımız yine bizi karşılıyor. Arka tasarımdan ben çok başarılı buluyordum bu aracı. Arka tasarımı çok çekici bence. Şu siyah parçası olsun, bu kaslı tampon görünümü olsun. Çok güzel bir araç olarak görünüyor arkadan özellikle. Altta bir egzoz çıkışı falan yok bu arada. Burada bir sis farı var. Egzoz çıkışı aşağı bakıyor. Bu da güzel. Sahte egzoz çıkışına hiç gerek yok. Bagajımızı açıyoruz. B segment standartları artık 300 küsur litrelere geldi. Hatta Clio'da 400 litre bagaj var. 390 litre. O biraz kuyu gibi. Burada bagaj eşiğini düz tutmuşlar. Hacmi 280 litre falan olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Yani eşiği düz tutmak için bagaj hacminden biraz feragat etmişler. Bir de burada şöyle bir şey var. Bu halı, bak bunun kalitesi artmış. Bir öncekinde yoktu çünkü. Burada bir tam boy steplemiz var. Altında yalıtım vesaire çok yok. Burayı da eşya gözü olarak kullanabilirsiniz belki. Ama bu şeyin ara bölmenin materyali güzel. Bagajın üstüne baktığımızda burada çıplak plastiklerimizin çoğunu halıyla kapatmışlar. Tutma kolunu da buraya yedirmişler. Buraya ayrı yapmamışlar. Halı olduğu için buraya delmemişler. Buradan tutup kapatabiliyoruz. Hafif bir bagaj kapağı var. Tek seferde kapanıyor. Stoplarımız halojen. LED değil. Ama tasarıma güzel, hoş duruyor. Arka cam silecek fıskiyemiz de yukarıda. Bu aracın en çok motorunu merak ettiğinizi biliyorum. Motoru da göstereceğim birazdan. Şimdi iç mekan detaylarına bakalım. Kapıyı açtığımız zaman çoğunluğu siyah ağırlıklı bir iç mekan karşılıyor bizi. Kapı üstlerimiz sert plastik. Şurası sert yani. Şöyle ama böyle çok bir boşluk yok. Sağlam duruyor. Burası kumaş. Biraz hafif sert yani. Çok yumuşak bir kumaş değil. Şuralar sert. Burası komple kumaş. Burada bir tweeter yok. Hoparlörümüz burada yer alıyor. Ayna ayarlarımızı buraya koymuşlar. Ön iki cam otomatik, arka iki camımız elle. B segmente giriş donanımı tüm otomobillerde böyle. Kapı kilitleri böyle, cam kilitleri var bir de burada. Ön camları kilitleyebiliyoruz. İlginç. Kapı kolumuz krom değil, siyah plastik.
İşte o krom olsaydı biraz hareket katabilirdi. Şurası bir satin krom olsaydı, şu bir satin krom olsaydı güzel hareketler olurdu. Ama bu ekonomik amaçla üretilmiş bir araç. Yani tüm dünya genelinde bu araç piyasaya sunuldu. 1.0 Vision donanım. Ekonomik olması açısından içeride çokça göreceğiz çünkü. Kapı içlerimiz burası gayet derin. De bu geriye doğru gidiyor yeterli seviyede. İş mekanı şöyle bir genel bakın. Birazdan içeri geçeceğiz. Koltuklarımız güzel ama yanal destekleri falan iyi. Bunu kim bu kadar dikleştirip öne almış onu merak ettim. Şu içeri doğru geçelim yavaştan. Şöyle kontağımızı açalım isterseniz. Direksiyonu kilitle. Şu an sürüşe hazır değil diyor zaten. Kilometreyi falan getirecek şimdi. Baz donanım olmasına rağmen güzel bir şey var burada. Bir dokunmatik ekranımız var. Corolla'dan tanıdığımızın biraz daha ufak versiyonu. Şu ekranı ufak. Burada menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Dokunmatik hassasiyeti normal. Çok fazla grafik olmadığı için kullanımda kolay ve akıcı. Map diyor mesela, navigasyon yok bu araçta. Bunun olması kötü bence, bu olmamalı. Bu ana menüde telefon bağlantısı yapabiliyorsunuz. Yakıt tüketim grafiği şeklinde görebiliyorsunuz. Yeni bir araç, 6 kilometrede daha yeni gelmiş bayiye. Ve araca çok ciddi talep olduğunu söylüyorlar. Ki olur bence, bu fiyata B segmenti bir araç mantıklı. Burada bir oyuğumuz var. Altı kaydırmazla kaplı. Telefon vesaire koyabilirsiniz. Burada yine bir oyuğumuz daha var. Bu da güzel. Burada kaydırmaz yok ama burada ses yapar. Malzeme kalitesi burası yumuşak. Yani buralar yumuşak. Bir şu gösterge tablosunun üstü sert plastik. Buralar hep yumuşak plastik. Şurası yumuşak. Bir de şu birleşme yeri sert plastik. Ekranın üstü, o da normal. Havalandırmaları güzel gizlemişler. Burada altta duruyor. Çok belli değil. Dörtlü butonumuz burada yer alıyor. Manuel bir klimamız var bu araçta. Tuşların hissiyatı vesaire güzel. Böyle araç içinde döndürmeyi buraya koymuşlar. Klimayı, AC'yi buraya koymuşlar. Arka cam rezistansını buraya koymuşlar falan. Tasarımı da güzel. Ama çok siyah ya. Arabanın içi böyle çok siyah. Ufak tefek şu piyano bilek detaylar yerine bunlar, ben krom çok sevmeme rağmen keşke krom olsaydı dedim. Buraya bir USB çıkışı koymuşlar. Buraya da bir göz koyup içine de 12 volt saklamışlar. Gözün altı sert ama kaydırmazla kaplı. Çok ses yapmaz. Manuel vites bir araç. Debriyaj pedalı yumuşak. Vites geçişleri de güzel. Ama şöyle, topuz deri kaplı değil. Topuz deri kaplı değil. Üstünde bu parça da ayrı bir parça değil. Böyle kazımışlar. Tasarım çok hoş değil. Yani topuzun şekli falan güzel ama şuradan yukarısına biraz çalışmaları gerekiyormuş bence. Gerisi de şöyle. Vites geçişleri kolay ama vites geçişleri net ve direkt, yani kısa yollu. Kısa yollu vitesleri de severim. Burada el frenimiz var. Bu da yani şey değil, deri kaplı değil, plastik. Ekonomik sınıfta üretilen bir araç için gayet güzel. Burada çekiş kontrol sistemini kapatabildiğimiz bir butonumuz yer alıyor. Burada da 2 bardaklık ve bir oyuğumuz var. Bir kol dayaması yok. Dediğim gibi ekonomik sınıfta bir araç. Uygun fiyatlı da bir araç. Çok aramamak lazım bence. Ki bu fiyatları alabildiğiniz bazı otomobiller, mesela Renault Taliant. Teyp yok, elektrikli ayna vesaire yok. Bu anlamda zengin bir otomobil. Torpidosu da gayet yeterli. B sınıfı için yeterli bir torpidosu var. Şimdi bu aracın en çok merak ettiğiniz yerinin motoru olduğunu biliyorum. O yüzden şuradan kaputumuzu açalım ve motoruna bakalım. Motor kısmını açtığımız zaman burada amortisörlü bir kaputumuz yok. Çubuklu bir kaputumuz var. İçinde şöyle bir yalıtımı var. Kaput yalıtımı olması güzel, izolatör olması güzel. Yerleşimi güzel yapılmış. 3 silindirli, 1 litrelik, 72 beygir güç üreten atmosferik bir motor. Beslemeleri falan görebiliyoruz buradan zaten. Alternatörü falan yerleştirilmiş. Yerleşimi güzel yapılmış. Derli toplu duruyor. Üstünde bir kapak yok ama çok böyle dağınık duran bir motor değil. Ecusu falan burada. Ufak olduğu için şuradan aşağı falan görünüyor tabii. Tavsiyem bir karter koruması. Zaten bayi veriyor isterseniz almanız. Kaput çok büyük değil. Şurada da böyle geniş bir alan bırakmışlar radyatörün önünde. Bu da önden çarpmalarda motor kısmının aldığı hasarı minimuma indirmek için. Şöyle derli toplu güzel motor. Teknolojisi de iyi. Yeni teknolojiyle üretilen 1.0 atmosferik beslenme bir motor. Teknik verilerini şu an ekranda görüyorsunuz. Performansı yeterli seviyede olacaktır. İlla ki uçuk kaçık bir performans beklememek lazım. Sonuçta 1.0 atmosferik şehir içi aracı. Yani çoğunlukla şehir içinde kullanmak için üretilen bir araç. Ama yeterli tatmin edici olacağını ben düşünüyorum. Şöyle kaputu kapatalım. Arka yaşam alanına bakalım bir de. Kaputumuzu kapattık. Bir de gelin arka yaşam alanına bakalım. Bu arada farlar halojen demiştim. Gördüğünüz gibi halojen farlarımız var. Şöyle arka kapılarımızdan başlayacak olursak. Bu arada direksiyon üstündeki tuşları göstermeyi unuttum. Direksiyon üstünde
menü tuşlarımız ve multimedya kontrollerimiz yer alıyor. Şöyle bir göstereyim. Paneline de bakacak olursak. Şu an yakıt düşük diyor. Sürüşe hazır değil diyor. Şöyle hızı görebiliyoruz. Yakıt ekonomisini görebiliyoruz. Bir sonraki menüde müzik sistemini kontrol edebiliyoruz. Trip bilgilerimizi, lastik basınçlarımızı görebiliyoruz. Ve araç ayarlarını görebiliyoruz. Böyle güzel bir menüsü var. Okunaklı ve gayet net, anlaşılır bir menüsü var. Arkaya geçelim şimdi. Bu arada kapı hissiyatları da çok iyi. Yani tok bir kapısı, tok kapısı var. Yani sevenler varsa tok kapı sesini. Tabi buralarda sert plastik. Ön tarafta sert plastik olduğu gibi. Arkada burası sert tercih edilmiş. Böyle değişik bir kaplama ama. Yani bununla birebir aynı kullanılmamış. Farklı, sanki yumuşakmış gibi dursa da sert plastik. Dediğim gibi ekonomik bir araç. Arka camlarımız elle açılıyor. Açılıp kapatması da kolay. Çok zorlanmıyorsunuz. Buradaki bardaklığımıza sadece bir şişe sığacak kadar ufak bir bardaklık koymuşlar. Şuraya kadar açabilirlermiş aslında ama tercih etmemişler. Arkaya doğru geçtiğimiz zaman önde ben kendime göre ayarladım bu arada. Arkada evet, yani içeri doğru birazcık gömülerek oturduğunuz için beklediğimden geniş bir yaşam alanı var. Şöyle 5 parmak bir diz mesafesi. Şöyle 4 parmaktan biraz fazla da bir baş mesafesi var. İçeride rahatsınız. Yani çok boğmuyor sizi. Arkadan önün yer bakışımız böyle. Burada tabii kollayaması olmadığı için herhangi bir şey de yok. Ama şap tüneli de yok. Üçüncü yolcu böyle şehir içi yolculuklarda ayaklarını böyle yana açarak oturabilir. Tabii omuz mesafesi dar olduğu için zorlanacaktır. Biraz minyon tipli insanların oturması gerekiyor buraya. Tavan döşemesi de güzel. Segment standartlarında sayılabilir seviyede. Tabii ortada bir kol dayaması vesaire yok. Bu koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyorlar. Yattığı zaman da bagajı genişletebiliyorsunuz. Yükleme hacminizi arttırabiliyorsunuz. Böyle bir otomobil olmuş Yaris Vision. 1.0 motorunu da gördük. Şehir için bence yeterli olacaktır. Yeterli bir performansı olacaktır. Uzun yol için pek, yani hem küçük olmasından hem 1.0 olmasından dolayı pek uygun olmayacaktır. Evet, bugün sizlerle birlikte 1 litrelik motoruyla Vision Yaris'i inceledik. Siz bu aracı nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.